Evet, şu an Need for Speed Payback oyununu açtık ve hemen grafik ayarlarına geliyorum. Gördüğünüz gibi yine screen resolution, yani çözünürlüğüm 7680x1440 piksel. VSync'im kapalı çünkü VSync genelde 60 FPS'e sınırlıyor oyunları. Motion Blur'um açık. Grafik kalitem de direkt Ultra'da arkadaşlar. S diyorum. Home kısmına geliyoruz. Ve oyunumuza girelim. Bakalım Need for Speed Payback'te nasıl değerler alacağız arkadaşlar. Kaç FPS'leri göreceğiz. İşlemcimiz, ekran kartımız ne kadar yüke binecek. Şey, bakış açısını nereden değiştiriyorduk? N miydi? Uçamadım ya. Uçamadım ya la. Hop. Neymiş, kaç FPS'lerdeyiz? 55. 56, 52. Güzel. Akıcı. 45. Ya bu oyunun kontrolü çok zor ya. Bak. C miydi açıyı değiştirmek? Ya şöyle mouse'layalım. Hop! Oo. Bu ne ya? Of! Arabanın ucunu görek var ya. Şu yarışa bir girelim. Arkadaşlar şu an Need for Speed'de bir yarışa girdik. Payback'te. Şu an kapışıyoruz. Ama Need for Speed Payback'in kontrolü gerçekten çok zor. Onu da belirteyim. Yani bir direksiyon falan mecbur gerekli bu oyun için. Gerçekten kontrolü o kadar zor ki. Hop. Ya klavyeden bu oyunu oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Hoppala. Şu an değerler, FPS değerlerimiz gördüğünüz gibi 46, 50. 50 FPS'lerdeyiz ortalama olarak. 44'lere düşebiliyor yer yer, hatta bakın 38'e düştü az önce. Gayet akıcı oynayabiliyoruz. Ekran kartlarımızın yükü kaçtaymış? Aa, polis geldi. Neyse. %90'a çıkıyor ekran kartlarımız. Yükleri 80 ile 90 arası. Oo. Açıyı değiştirelim biraz. Şöyle oynayalım biraz daha. Aynen. İşlemcimiz de %23 yüklerde seyrediyor. İşlemcimizin ısıları 58 derecelerde oyun içinde. Ekran kartlarımızın ısıları ise sizin de görebileceğiniz gibi 69-70 derecelerde sabit bir şekilde. Bayağı yani. Bu arada oyun kaç RAM harcıyor Aço? RAM nerede yazılıydı? RAM görünmüyor şu an. Aa, adamlar beni geçti. Oley! Birinci olduk. 40 FPS bile 8K'da insanı birinci yapabiliyormuş. Yani birinci olmak için yüksek FPS'lere ihtiyacınız yokmuş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk bu sayede.
Evet, Need for Speed Payback'te de genel değerler bu şekilde. Ekran kartımızın geldi. Yani iki ekran kartında 6 GB RAM'lerini harcıyor. Yani SLI olduğu için 12 GB'a yakın GPU RAM'i harcıyor arkadaşlar oyun. Ekran kartlarımızın değerleri Need for Speed Payback'te 70-80 derecelere çıktı. Isı dereceleri, değerleri. İşlemcimizde %20 yükleri hiç geçmedi. Yani sıfır dar boğaz arkadaşlar. Yani Ryzen Threadripper işlemcilere 4 tane SLI bile yapabilirsiniz. Yani 4'lü quad SLI sistemler kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir oyuna geçelim. We'll be right back.